CHP'nin siyasetteki hedefi nedir sorusuna verdiğiniz cevaba göre değişir. İktidar olmaksa başarısız. Ama CHP'nin sadece bulunduğu alanı kontrol etmek diyeceksek başarılı sayılır tabii ki. Yani birçok kez işte Muharrem İnce, Sarıgül bunlar sürekli bir şekilde sıkıştırdılar her seçim yenilgilerinden sonra Kılıçdaroğlu'nu, ama Kılıçdaroğlu bir şekilde onları ekart etmeyi bildi. Hatta şu an parti teşkilatının da tamamıyla kendi adamlarıyla doldurmuş durumda. Yani partiyi kontrol ediyor, ama tabii ki asıl CHP'nin başarısı Türkiye'deki son 16 yıllık süreci durdurmak ve tersine çevirmektir. Asıl kriter o olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'ndan bunu daha iyi yapacak birisi çıkmadığı için Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyor zaten. Ve değiştiremiyorlar da. Yani hem başarılı hem başarısız diyebiliriz. Çünkü bir taraftan da partinin mühim isimlerinden de en azından Turan Güneş'in oğlu sıfatıyla Hurşit Güneş diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP'yi arar hale geldik. Bunun nedeni de tavsiye üzerine getirilen kişiler. Bakınca işte önemli adayları sağcı, kadrosu HDP'lileşen, sol marjinallerinde olduğu bir parti. Buna katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Aslında CHP'nin hani işte Baykal dönemi CHP'sine atılacak olursak, yani aslında özünü Kemalistler oluşturuyordu. Sol Kemalistler diyebileceğimiz. Şimdi onlar sürekli bir şekilde dışlandılar partiden. DSP'nin ortaya çıkışı da aslında şu son dönemde onunla ilgili diyebiliriz. Ya tamamıyla daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani CHP sürekli bir şekilde kendisini devletle ilişkili gören, devletin bir uzantısı gibi gören bir partiydi. Kılıçdaroğlu'yla beraber artık devletten tamamıyla Ya kopmuş, ondan evvel iktidar devletle olmasa bile mücadele eden. muktedir gibi mi demek Aynen, istiyorsunuz? evet. Devletle mücadele eden bir partiye dönüşmüş durumda. Onun içinde tüm azınlık gruplarını içinde barındıran, hatta şiddete başvurma konusunda da hiçbir sıkıntı çekmeyen bu grupların kontrolüne geçmiş durumda CHP. Yani istikrarlı bir şekilde CHP devletten ve doğal olarak da toplumun merkezinden kopan bir parti görünümü Ama eskiden de sergiliyor. kritik Ve ediliyordu. bu tabii, hangi eski derken Ya ne işte kadar eski? eskiden de devlet kendini devlet Aynen. zannetmesi de kritik Evet. Aynen. edilmesi. Şimdi yani işte problem burada. Yani eskiden azınlık, yani ayrıcalıklı bir azınlığın hani kontrol ettiği bir devletin siyasetlik uzantısıydı ve ona göre hareket ediyordu. Devlet elinden çıkınca 2010'dan sonrası için söyleyebiliriz. Bu sefer de şeye doğru savruldu. Tamamıyla marjinal bir parti olmaya. Belki de Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani işte Kılıçdaroğlu kendi şahsi kimliğine de bakarsanız o biraz önce bahsettiğim tüm marjinal unsurları barındırıyor. Yani burada tabii ki şöyle bir parti ortaya çıkabilir. CHP'ye alternatif olabilecek. Yani devletle barışık. Ama AK Parti tabii ki muhalif olacak. O eski devletçi grupları Peki bir yandan toparlayacak bir da parti. son onu da